İzmir'den herkese selamünaleyküm. Bundan sonra videoların başına hangi ildeysem onu eklemeye karar verdim. Çünkü bununla alakalı bile mesaj atıyorsunuz. Bu hayvanlar hangi ilde, nerede, Türkiye'de mi, yurt dışında mısın? Tabi yeni katılanlar oluyor YouTube kanalımıza. Vatandaş bilmiyor, merak ediyor, soruyor. O yüzden videoların başına hangi ildeysem oraya ekleyeceğim. İzmir'den herkese selamlar, merhabalar ve videomuza geçelim. Bugün 3-4 aylık gebe Amerikan Jersey düveleri göstereceğim. Sağıma katılmaya çalışacağım yetişebilirsem. Sağıma yetişemezsem buzağları göstereceğim sizlere. Buzağı satışı yapmıyor, burası gebe düve üretiyor. Ama şu anda en büyük sıkıntımız da buzağı. Bu hayvan, tabii ki de bu hayvanların buzağısından almayı herkes ister. Bakalım, bir ikna çabaları var. En azından yani burada günde nereden baksan bir 10-12-15 doğum civarlarında oluyor. Hayvan doğuruyor. Tabi Holstein ve Jersey karışık. Hepsi Jersey değil. Ağırlık olarak da Holstein'de var bu çiftlikte. Onlardan da satın alabilirsiniz. Zaten Jersey'leri böyle olan bir çiftliğin Holstein'lerini övmeye, anlatmaya gerek yok. Gözün gördüğünü gönül inkar etmezmiş. Ona da şimdi uydurdum. Öyle bir laf vardı. Neyse. Şimdi 3-4 aylık gebe düvelerin yanına gidelim. Sonra sağmaneye katılmaya çalışalım. Sağmaneden çıkınca zaten buzağlar orada. Onları da sizlere gösteririm. Hadi başlayalım. Şimdi burada bir padok Jersey var ama bunlar 3-4 aylık gebeler değil. Fiyat da gebeliğe göre değişiyor tabii ki de. İnek var. Ağır gebe düveler var. 3-4 aylık gebe düveler var. Fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Maşallah. Çok küpe var bunlarda ya. Her yerleri küpe. Mavi küpe, sarı küpe, Amerika'nın taktığı metal küpe. Hayvanlar küpeden kulakları gözükmüyor. Bunlar ağır gebeler olması lazım. Veya bakayım. Sağlırlar da olabilir. Neyse, Sercan'ı da kaybettim ama. Holstein'ler var. Bunlar gebe düve. Belli. Şöyle çiftliği size göstereyim. Red Holstein'ler var. Tabii ki de onlardan da alabilirsiniz. Bakın burada bir tane var. Çok fazla yok ama. Bir tane burada var. Bir tane şurada var. Bir tane şurada var. Harika. Red Holstein. En az alım 5 adet bu çiftlikte. Bunu çiftlik belirlemiyor. Devletin belirlemiş olduğu bir kural. Tek tek satın alamıyorsunuz. En az 5 tane alabiliyorsunuz. Şunun güzelliğine bir bakın. Gebe düve. Maşallah. Ağır gebeler var burada. Bakın iyice memeyi salmış. Şeyler var. Şurada var. Holstein. Holsteincılar çok fazla takip etmiyor beni, bizi. Daha çok Jersey'cileri hitap eden bir YouTube kanalı bu. Ama tabii gene göstereyim. Faydası dokunur. İzleyen oluyor. Aa, gidip Holstein'de alabilirim diyebilirsiniz. Amerika'dan da 1,5 aya bir gemi dolusu bu hayvanlardan gelecek ama onların satışı hemen yapılmıyor. En az bu çiftlikte 4 ay 5 ay beklemeleri gerekiyor. Ki ondan sonra satışa çıksınlar. Öyle de doğru düzgün. Ben dedim ki ya gel, mesela gemi geliyor oradan direkt buraya geldim satış bilirsiniz hani niye bekletiyorsunuz. Ülke şartlarına uydurmak adına onları. İyice buranın havasını suyunu benimsiyorlar. Ondan sonra satışa çıkarıyorlar. Memelerini de salmış oluyor hayvanlar. Ondan sonra satışa çıkarıyorlar. Bu da çok ahlaklı bir ticaret olmuş oluyor. Çünkü bu hayvanlar çok uzun bir yoldan geliyorlar. Yaklaşık 2,5 ay falan gelmeleri sürüyor. Karantinasıydı, gemisiydi falan filan.
Geldikten sonra da iyice toparlanmaya ihtiyaçları oluyorlar. Bunlar 4 ay önce geldiler. Ondan sonra satışa çıkardılar. Tabii ki burası çok ciddi miktarda süt de üreten bir çiftlik. Süt satışları var. Sürekli can suyu çiftliği gibi sürekli sağım oluyor bu çiftlikte de. Hiç boş geçmiyorlar. Aynı zamanda da satışta yapıyorlar. Bunlar 3-4 ay gebe düveler. 3-4 aylık gebe düveler. Gayet de bakımlılar, güzeller. Bakın balık gibi duruyorlar, yastık gibi duruyorlar. Biraz böyle maşallah. Ben şöyle diyorlar. Hani ben hep böyle sürünün içerisine girdim mi? Bilirsiniz benim huyumu. Şu hareketi yaparım. Çok da açıklama yapmam. O hayvan kesin satılır. Orada dünkü videoda da yapmıştım. Ben bunlara jumbo diyorum yani. Hani normali bu, anormali bunlar. Jumbo hayvanlar. Tabii ki de böyle bir sürüye sahip olmayı isterdim yani. Şunlar mesela. Haddinden fazla büyümüş. Evet Sercan. 3-4 aylık değil mi bunlar? Yok. Aa, yanlış çektim. Yanlış çekim yaptım, ondan uyarmak için geldim. Tamam. Yeni tohumlu veya çok küçük gebelikleri olan hayvanlar. 1,5-2 ay belki. 1 ay. 3-4 aylık olanlara şimdi gideceğiz. Hiç öyle gözükmüyorlar ama. Ben onun iskelet yapısı olarak gerçekten yapısı iyi. Olarak, evet. O zaman 3-4 aylıkları çekelim. Boş tane gösterir misin? Ya sen de bunda da boş yayın aslanı. Bir gösterir misin? Çok güzel durmuyor. Vay, dur seni kırmayacağım. O boştur ama muhtemelen. Boş olsun dolu olsun ama ben 40 litre vereceğim diyor. Diyor mu? Evet. Rahat. Numarasını alıp 5 ay sonra bakabiliriz ona. Kadir abim bundan birkaç gün önce bir mutlu dedim, ne oldu Kadir abi? Dedi, biri beni ünlü bir sanatçıya benzetmiş dedi. Nasıl gülüyor? Böyle anlamsızca böyle bakıyor bir yerlere. İşte insanları mutlu etmek bu kadar kolay arkadaşlar. O anki sevincini, mutluluğunu size tarif edemem. Beni ünlüye benzettiler diyor. Yorumda okumuş. Çok mutlu olmuş. İnsanları böyle mutlu edebilirsiniz. Öyle var bazen insanın motivasyonunu düşüren, insanların emeklerini göz ardı eden, öyle aklına ne geldiyse yazan. Bunlara bence gerek yok. İşte yok. Aman hiç o şeylere giremeyeceğim Kadir abi. Öyle değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Boş ver. Konuşmaya da değmez bence. Biz güzel şeyleri konuşalım. Kadir abimin nasıl bir ünlüye benzediğini konuşalım. Sercan bilmiyor galiba. Sercan bilmiyor. Anlatırım ben ona. Bu çiftlikte anguslar da var. Onları da çekeceğiz. Tabii sırayla gidiyoruz. 3-4 aylıklar. Ben onları 3-4 aylık gebeliktir diye. Çünkü ebat boy olarak bayağı gelişmişler. Jersey biliyorsunuz hızlı büyüyebilen bir hayvan ırkı gebelik sürecinde. Gayet güzel geldiydi gözüme ama 2-3 aylık gebelikmiş onlar. 4-5 ay burası mı? Evet, 4-5 ay burası. Maşallah. Evet, bunlar. Ha, bunlar da 4-5 aylık gebelik. Bunlardan da alabilirsiniz. Şöyle sırtlarını çekeyim sizlere. Maşallah. Şu 3-4 ay gebelik ama Ben de onu diyeceğim. Aynen. Şu mesela hani onlar belli ediyor zaten. Onlar belli ediyor. Onlar 4-5 aylık gebeliyor. Şu ne? Şu. Hangisi? Şu inek mesela. Muhtemelen bu da inektir. Değil mi? Fazla. Ya belli ediyor zaten. He, belli ediyor. Mesela şu bak. Bu düve. Evet, bu düve. 3-4 aylık gebemi şimdi o. 4-5. 4-5 ay. Onun biraz daha fazla boyu var. Bunlardan da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yani bunları çekmemdeki sebep fiyat farklılığı var tabii ki. Bunlardan alabilirsiniz. Ağır gebelerden alabilirsiniz. Aha, bugün yarın doğurdu doğuracaklardan alabilirsiniz. Şunun duruşa bak. Kafaya bak. Şimdi sağım bitti mi acaba? Yok.
Jersey var mı şu an sağlam? Var. Bir gösterebilir miyiz onları ya? İki dakika oradan uzun. Jersey kaç litre süt verir? Gidelim. Hem yerinde görelim hem de anlatalım. Aynen. Sağımhaneye geldik. Şimdi jerseyleri sağıma alacaklar. Şu anda var ama burada şu anda sağım bitti. Böyle sağıma gelirken çekeyim. Güzel birlikte takalım memelikleri. Sağım birlikte başlasın. Ona göre de değerlendirme yapalım. Bakalım bu hayvanlar kaç litre süt veriyor. İkinci sağımlar olacak. Günün ikinci sağımı. Evet, günün ikinci sağımı olacak. Şu anda duşlama yapılıyor hayvanlar rahatlasın diye. Hava sıcak. Stresini alıyor bu duşlama. Hem duşlama hem fam. Bakın iyice serinliyorlar. Rahatlıyorlar. Anam, ben de serinliyorum şu anda. Islandık ya. Evet, sağım bitsin, sağım bitsin. Şu hayvan kaç litre vermiş? İkinci sağımda. Bakın. Bu hayvan bugün bir kere sağıldı. Şu an ikinci sağımı yapılıyor. Ve 10,5 litrelere doğru gidiyor. Anam. Bakalım kaç litrede kalacak bu hayvan? 10,5'ta kalır. Bu hayvan 32-33 litre civarlarında süt veriyor günlük. Yani sizin jersey en fazla 10 litre, 12 litre, 15 litre süt verir dediğiniz şeyi bu hayvan bir öğünde veriyor. Ve toplamda 3 öğün sağlıyor. Bazı tabuları kırmak gerekir. Bazı tabulardan uzaklaşmak gerekir. İnsanlar bir şey yapmış, başarmışlar. Bunu kabullenmek gerekir. Bu hayvanların ülkemizde bir şey oldu. Jersey ya, çok süt. Evet, fabrikaya uyumlu değil bu hayvanlar. Onu da söylüyorum açık açık. Bu hayvanlar fabrikaya uyumlu değil. Parakende süt satışı için, tereyağı için, peynir için, sütünü işlemeniz için üretilmiş olan hayvan bunlar. Fabrikaya sütü vereceksen bu hayvandan almayacaksın. Siyah beyaz alacak, Holstein alacaksın. Sağ olan hayvanlar gitti. Şimdi yenileri geliyor. Şimdi çekim yapabiliriz. Burada jerseyler kaç litre süt veriyor? Bunları ben öğrendim sizler için. Ona göre de konuşacağım. Bu tarz işletmeler size yalan konuşmaz. Zaten şahıs size bunu söylemez. Direkt bilgisayar söyler, sistem söyler. Size yalan konuşmazlar. Eğer hayvan alacaksanız tabii ki de ağır işletmeden alacaksınız. Onlar profesyonel işletmelerdir. Öyle kafadan sallama işler yapmazlar. Pazar mantığı olmaz asla. Sağım başlayacak birazdan. Böyle sağıma girip hayvan alabilirsiniz, inek alabilirsiniz. Mesela şu hayvanı beğendiniz, alabilirsiniz. Bu hayvanı beğendiniz, alabilirsiniz. Bakın. Bunlar birinci hızasını yapmış hayvanlar. İlk laktasyonda olan hayvanlar. Sağımhaneden de hayvan seçebilirsiniz yani. Meme yatağına göre. Meme yatağına göre de seçim yapabiliyorsunuz. Birçok seçeneğiniz var yani. Hani buraya zaten ben çok fazla müşteri getirdim. Buradan bayağı hayvan satışımız oldu. Genelde Hakan Bey durdu hayvanların başında. O çekim yaptı. Hatta ara ara videolarıma eklemişimdir. Hakan Bey'den rica ettim bindirme yapılırken. Çekim yap diye. Buraya gelip de hayvan almadan gideni daha tanımadım yani. Onu söyleyeyim. İşte inekler burada. İnek arıyordunuz. Tabii 5 adet kuralı var. En az 5 tane almalısınız. Bu çiftliğin belirlediği bir kural değil. Devletimizin belirlediği bir kural. Bu hayvanlar direkt Amerika'dan geldi. O yüzden
5 adet kuralı var. En az 2 sene boyunca geçerli. 2 senesini doldurdu mu tek tek satabiliyorsunuz. Onu da buradan belirteyim. Hadi sağan başlasın. Yeni gelenler sağılmaya başlandı. Buraya da geldi. Bu tarafta da var. Ve bekleyen jerseyler de var. Bu çiftlik çok ciddi miktarda süt üretiyor. Ve sağım hiçbir zaman durmuyor. Gece gündüz devam ediyor. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bakacağız. Ne kadar süt verecekler. Günün ikinci sağımı. Yani daha önce sağladılar gün içerisinde. Bugün içerisinde daha önce sağladılar. Şu an ikinci sağımı. Akşam da üçüncü sağım olacak. Saat 8'de sağlayacaklar. Şu anda saat 12. Bir de 8'de sağlayacaklar. Günde 3 defa sağlıyorlar. Ama tabii siz bu kadar profesyonel, bilmiyorum, yapabiliyorsanız çok iyi. Buna çok sevinirim. Ama işte köyümde bakacağım, edeceğim diyorsanız iki sağım yapabilirsiniz. Zaten buranın rasyonu muhtemelen uygulayamayacaksınız. Süt miktarında tabii ki de. Şimdi bu hayvan tamam 30 litre süt veriyor. Bu hayvan diyelim 30 litre süt veriyor. Ama buranın şartlarında veriyor. Çiftlik ortamında veriyor. 750-800 adet hayvan gönderdik ve bugün baktığımızda bu hayvanlardaki süt düşüşü 30 litre ise 25 litrelere, 23 litrelere, 28 litre ise 22 litrelere, yani köy şartlarında diyelim. Köy şartlarında bunlara düşüyor. Ama tabii ki de bu rasyonu uygulayabilirim diyorsanız bu süt miktarını alırsınız. Sonuçta mantık aynı. Şimdi birden başlayalım. Bir numara. Günün ikinci sağımında kaç litre süt vermiş? 9.80. 10 litre. Sağım devam ediyor. Çok uzatmayalım. Bu hayvan 10 litre. Yani günlük 3 defa sağladı. Her 8 saatte bir sağladığı halde 30 litre süt veriyor. Hadi 3-5 yanılma payı dersek 27 litre. İlk sağımında 27 litre. Pardon. İlk laktasyonda, birinci doğumda 27 litre süt veriyor. İkinci 8.11, 8. Yani 3 ile çarpın. Anladınız mı? Bu devam ediyor. 8.5. Daha süt var bayağı memesinde. 10 litreyi bulur. 4 numara. 10.5 litreden gidiyor. 4 numara. Bu da 30 litre üstü demek oluyor. Ve hala memesinde süt var. Sağım devam ediyor. 5 numara. 6.5 litreden gidiyor. 7 litre diyemiyoruz. 6.5 litrede bitirdi. Bakın diğeri hala devam ediyor. 3 ile çarpın. Günde 3 defa sağlıyor çünkü. 8.5 litreden gidiyor. Memede hala süt var. Onu bulur diye tahmin ediyorum. Yaklaşık 28-30 litre süt veriyor hayvan. Memedeki damarları da şöyle göstereyim sizlere. 4.5 litreden gidiyor. 5 sağım devam ediyor. 6.78. 21 litre sütü var bu hayvanın. Tabi pik döneme göre bunlar değişiyor, biliyorsunuz. 9 litre sağılmış. Böyle böyle gidiyor. Şu hayvanı merak ettim. Az önce 30 litre verir dedim. Şurada. Evet, yani. Sağım devam ediyor. 9 litre. Yani aşağı yukarı 30 litreye gidiyor bu hayvan. Memede hala süt var. Sağım devam ediyor. Durum bu şekilde. Bu hayvanlar ortalama
27-28 litre süt veriyor günde. Ve ilk doğum olduğu halde, ilk doğumları bunların hepsi. Buradan da seçim yapabilirsiniz. Buraya gelip benim gibi şu hayvan benim, şu hayvan benim, şu hayvan benim diyebilirsiniz. Çok fazla seçeneğiniz var. Çok avantajlı bir durum. İstediğinizi, yani burada size kimse demeyecek ya yok onu veremeyiz, ya yok şunu ayırın. Hayır ya, burada çok fazla hayvan var. Sürüye girin, binlerce hayvanın içine girin, göz nurunu alın çıkın. Ne demek istediğimi anladınız. Şu hayvan çok rahat, 30 litre üstü. Hatta sizin için bekleyeceğim bu hayvanı. Kendime güveniyorum. Bu hayvan 12 litre falan verecek şu anda. Günün ikinci sağımı. Yani sabah da sağladı, şu an ikinci sağımı yapılıyor. Akşam da sağlayacak. Bir bakalım kaç litre süt verecek. Ondan sonra bu videoyu bitireceğim. Şu an 8,5 litreden gidiyor. 9'a doğru ilerliyor. 9 oldu. Yok mu arttıran? Maşallah. Evet, onu görmek üzere. Ben de anlıyorum hayvandan ha. Tabii bunu görüp de anlamayacak olan var mıdır yani bilmiyorum ama maşallah. Boru gibi damarlar var. Ya 12-13 litre. Ya o da 35 litre civarlarında bir süt demek. Bunlar gayet normal bu genetikteki hayvanlar için. Çoğu inanmıyormuş. İnanmayana buyurun. Hodrum'a yalan diyorum. Gelin burada. Bakın bir gün kalın, iki gün kalın, üç gün kalın. Şu ineğe kafayı takın. Üç gün boyunca sağımına katılın. Günde üç defa. Ancak öyle ikna edebilirim sizi. Başka da bir şey diyemem yani. 12 litreyi gördü. Devam ediyor. 12-13 litre tamamdır bu. Yani 35 litre çok rahat veriyor hayvan. Bu hayvanları kim gidip Amerika'dan getirdi merak ediyor musun? Biliyorum. Kimin getirdiğini bilmiyorsun değil mi? Biliyorum. Tanıştırayım sen. Gel. Bu hayvanları kim gidip seçti Amerika'dan da buraya getirdi? Tamam yapma be ya. Yapma bak kaçıncı defa buraya gelişim ya. Abi. Efendim var. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Süleyman Bey'in telefon görüşmesi vardı. O yüzden röportaj yapamadım ama yaparım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Yaklaşık bir saatten beri telefonla görüşüyor. Biz de gidelim artık. Bir saniye beklerim sizi Süleyman Bey. Beklerim bir saniye. Ha öyle mi? Evet. Tamam bekleyelim. Gidip yemek yiyeceğiz. Burası buzağlık. Şu buzağı meselemiz var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Hatta şu anki telefon görüşmesi de onunla alakalı da. Hadi inşallah bakalım. Süleyman Bey telefonla görüşürken bari çekim yapalım Sercan. Evet, gerçeklere bakalım. Şimdi buradan buzağı almaya çalışıyoruz şu anda. Önceki videolardan biliyorsunuz bir buzağa sıkıntımız var. Bu buzağları kaporası alınmış yani. Buzağı kaporası da buzağı yok ortada. Vardı ama yok. Çok da güzel bakılıyorlar. Bakın çok temiz. Mis gibi. Boynuzları yakılmış. Bunlar Angus. Burada Angus da var bu arada hayvanlar. Onları da çekeriz ayrı bir günde. Maşallah. Angus bunlar. Az önceki görmüş olduğunuz Jersey'lerin buzağları işte. Bunlar da anneleri gibi olacak büyüyünce. Şuna baksanıza ya. Poz veriyor. İnşallah olur da şu sıkıntıyı kafamızdan atarız. Buzağı sıkıntısını. Burası çok büyük bir buzağhane burada. Bu arada. Gezelim görelim bakalım. Şuraya doğru gidelim. Angus, Holstein,
ve Jersey karışık uzağlı. Şunun yatmasına bak. Şu an gözüm Jersey aramıyor değil. Sercan nerede bu Jersey'li? İçeride daha var ya, onlar bakacağız. Yok, bura bayağı büyük de. Hayvanları seçen abimiz Süleyman Bey. Jersey'leri buldum sonunda. Robot bölmesindeymişler. Efendim? 25 günlük, 1 aylık. Şurada robotları var. Gidip emiyorlar. Bakın boğazlarında tasmaları var. Robot o tasmayı okuyor. Ona göre onlara süt anneliği yaptırıyor. Yapıyor. Çok güzeller. Çözdük. Şükürler olsun bu arada. Güzel haberi de vereyim sizlere. Süleyman Bey. Her zaman gibi yardım. Teşekkür ediyorum Süleyman Bey. Yani bir saatten beri bizim için mücadele veriyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Elimizden geleni yaptınız. İnşallah daha iyilerinde yapmaya çalışacağız. İnşallah. Bu arada gemi ne zaman yanaşıyor limana? 20'sinde. Öyle nasipsen. Mi? Beklerim gemi indirmeye. Vallahi. Ha, çok sevinirim ya. Her bir gemiyi görün. Nasıl bir şey? Çok sevinirim. Gideriz Sercan. Nereye geleceğim? Bandırma. 20'sinde tamam. Gidelim. Orada size göstereceğim Süleyman Bey'in seçmiş olduğu hayvanları. Hepsini tek tek siz zaten baktınız. Tabii seçtim. Seçtiniz. Aynen. Hepsini seçtim. Tamam. Çok güzel olur. İyi, o zaman biz gidelim. Daha fazla meşgul etmeyelim buraları. İşi hallettik. Demek ki neymiş? Her şey olacağına varıyormuş. Çok da moral bozmamak lazımmış. Dostlar sağ olsun. Süleyman Bey işimizi halletti. Mağduriyetimizi anlattık. Kapora alınmış dedik. Vatandaş kaporayı geri göndermiyor dedik. Ne yapacağız dedik. Bir saatten beri konuşuyor ve işi çözdü. Şu anda o kadar mutluyum ki böyle omuzlarımdan bir yük kalkmış. Bir haftadan beri güzel bir nefes aldım şu anda. Doya doya. Kalbi bozmamak lazım. Allah kalbinize göre veriyor. Tabii ki de işin içinde oluyor, çıkamadığımız zamanlar, ne bileyim nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz dediğimiz zamanlar oluyor. Şükürler olsun ama her zaman da yetişiyor. Hissediyor. Allah bizi koruyor. Hadi gidelim Sercan. Kadir abim benim ya. Ne yapacağız seni Kadir abi? Sesin güzel mi? Yok, sesim güzel. Ama sanatçıya benzettiler ya seni. Süleyman Bey'le bunları nasıl Amerika'dan getirdiniz diye böyle şey taktık ama bir dahaki sefer. Bir dahaki sefer. Evet. Çok uzun mesele onlar. Çok zırıltılı mesele. Bir ertesi gün oldu arkadaşlar. Sabah çok erken kalktık. Dün akşam Instagram'da paylaşmıştım. Toplantı yapıyoruz gecenin saat 12'sinde. Sorunsuz bir teslimat olmasını istiyorduk. Plan program yaptık, aracı ayarladık, her şeyi ayarladık. Sabah erken kalktık, gittik buzağları seçtik. Böyle tek tek ilgilendim. Buzağı işi hassas iş. Bunların hepsi gelecek. Bir sonraki videoda bunları izleyeceksiniz. Çok mutluyum şu an, anlatamam sizlere. Kâr mı ettik bu işten, bu işten zarar ettik. Onu zaten yarın anlattım size. Çünkü karşıki abiyle anlaşılmış, kapora gönderilmiş bir fiyat vardı ortada. Bir haftalık bir çabada o fiyattan bulamadık. Buradan işte rica ettik. Aşağıya indiler ama verdiğimiz fiyata inemediler. Evet, bir zararımız oldu bu işten ama sözümüzün eri olduk. Bunun gururunu inanın yaşıyorum. Anlatamam. Anlatılmaz bir duygu bu. Lafımızı yemedik. Kaporasını geri göndermedik. Gönderebilir miydim? Tabii ki gönderebilirdim. Teklif de ettim. Ben o kaporayı geri almak için göndermedim size. Samet Bey'den deyince zaten özür diledim. Haklısınız. Hataydı böyle bir şey teklif etmem. Allah yardım etti. Biz belki bugün zarar ettik, para kaybettik ama
geleceği kazandık, öyle söyleyelim. Söz ağızdan bir kere çıkar, o işte biter. Neyse, bir sonraki video çok güzel olacak. Konvoy şeklinde böyle Kadir abim, her şey çok güzeldi. Bir sonraki videoyu izlerseniz sevinirim. Kanala da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki destek oluyorsunuz. O kadar çok arayan insan oluyor ki anlatamam size. Sırf desteklemek için, böyle motivasyonumuzu arttırmak için o kadar çok arayanlar var ki. Hepinize, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.